Manşetlerin diline gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte canlı yayına bismillah diyerek yayın açıyoruz. Sizler de bu yayına manşetlerin diline soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizle katkı sağlamak isterseniz Lütfen yazın yönetmen arkadaşımızın verdiği iletişim bilgileri üzerinden. Ama tabii şimdi biz gazeteleri konuşacağız. Gazetelerin birinci sayfasını konuşacağız. Londra'ya gideceğiz. İngiltere'deki zirveye değineceğiz. Tüm gazetelerin manşetinde var. Ama ordudan gelen Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gelişmelerde yayın içerisinde gündem maddemiz olacak. Çünkü niye? Yine bir kadına cinayet haberiyle e, Türkiye uyandı. Ya da uyandırıldı. Uyandırıldı mı? Uyandı mı? Bütün bunları e, bu yayında manşetlerin dilinde e, ekrana e, getireceğim ve Ali İhsan Bey'e Soracağım yayında ama önce NATO diyorum Ali İhsan Bey. Çünkü Akit gazetesi de Başkan Erdoğan tehditler ortada. NATO kendini güncellemeli e, manşetiyle çıkmış. NATO teröre karşı ilkeli olmalı diyor. NATO zirvesi için Londra'ya hareket öncesinde basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, NATO'nun tehdit önceliklerine göre kendisini güncellemesi gerektiğine işaret ederek müttefik ülkeler, terör örgütlerine karşı kararlı ve ilkeli bir duruş sergilemelidir dedi cümlesi Akit'in birinci sayfasında. Ama saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Londra'dan bir fotoğraf geldi. O fotoğrafta bugün Akit gazetesinin birinci sayfasında dört lider Fransa, İngiltere ve Almanya liderleri Erdoğan'la birlikte bir Suriye zirvesinde de bir araya geldiler. Söz sizin. NATO'nun güncellenmesi gerekir diyor Tayyip Erdoğan. Aslında biraz nazik bir ifade kullanmış. Aslında NATO'nun kuruluş amacının içinde de zaten şu an Türkiye'nin tehdit altında olduğu PYD terör örgütünün saldırılarına karşı NATO'nun bir savunma mekanizması olduğu kuruluş gayesi içinde var. Yani sınır ötesinden gelen saldırılara karşı üye devletleri koruma noktasında bir fikir birliği var NATO'da. Ama gelin görün ki öyle bir hale getirmişler ki bunun öncesinde PKK saldırıları gerçekleştiği zaman şöyle diyordu NATO. Bizi ilgilendirmez. Evet Türkiye üye bir devletimiz ama PKK'lılar da büyük çoğunluğu itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yaptığı saldırılar bizim konumuz değil şeklinde bir bakış açısı sergiliyorlardı. Kimde bir de ikinci bir tezleri vardı. Efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yaşanıyor bu terörist eylemler. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yaşandığı için sınır ötesinden gelmediği için her ne kadar hazırlık aşamaları sınır ötesinden olsa da sınırı geçip sınırı geçtikten sonra saldırılar yapıldığı için dolayısıyla NATO'nun amacına uygun bir saldırı değildir. NATO'nun harekete geçmesini gerektiren saldırı değildir bunlar diye bir tez geri geliştirdiler. Peki geldik şimdi PYD'ye. PYD'nin büyük oranda üyeleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil ya Suriye vatandaşı veya tümüyle vatansız insanlar veya da Irak'a bağlı vatandaşlar. Şimdi onların yaptıkları saldırılar. Diğer taraftan ikinci geliştirdiği NATO'nun bir savunma vardı. Onu da masaya yatıralım. Türkiye'nin içinde yaşanıyor bu saldırılar diyordu. Türkiye'nin içinde mi yaşanıyor? Hayır. Sınır ötesinde hazırlanıyor. Havan topları atılıyor. Sınır ötesinden atılıyor ve sınırımızın içindeki sivil insanların ölümüne sebebi sebebiyet veriyor. Böyle bir durumda NATO'nun ne yapması lazım? Bizim güneyimizdeki o sınırda sınır ötesinden bize yapılan bütün saldırıları önlemesi gerekir. NATO'nun yükümlülüğü altındadır bu. Yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Şimdi ne tez geliştirdiler? Henüz daha hazırlık yapıyorlar. Ne savunma yapacaklarını kendileri de bilmiyorlar. Ama işte Macron oradan çıkıyor efendim IŞİD'li kaç tane adamınız var, kaç tane adama IŞİD'li adama siz destek verdiniz diye bir kılçık atıyor. Neyse ki Bizim de beğenmediğimiz bir Trump var da Trump da ona geçiriyor. Kaç tane cici işitçi istersen yollayalım sana diyerekten. E bunun sonrasında ancak dünya genelinde, dünya kamuoyunda işin gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlıyor. Bu çerçevede NATO'nun bir yeniden güncellenmesi gerektiği noktasındaki Tayyip Erdoğan'ın ifadesini ben biraz nazik bir eleştiri olarak görüyorum. Aslında çok daha sert bir şekilde NATO'nun kuruluş amacı üye ülkelerin her türlü saldırıya karşı, silahlı saldırıya karşı korunmasıdır. Siz neredesiniz diye yüzlerine vurması gerekirdi. Ama bakıyorsunuz iç politikada Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor. Tayyip Erdoğan'ı böyle bir günde yani Macron'la dişe diş mücadele edilirken Orada Merkel'le mücadele edilirken, İngiltere'yle mücadele edilirken, Tayyip Erdoğan bu işi göğüslerken bizim iş politikamızda bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, bir yandan Meral Akşener çıkıyor. Tayyip Erdoğan'ı neredeyse yerden yere vuruyorlar. E böyle bir ortamda da tabii Tayyip Erdoğan da NATO'yla mücadelesini biraz daha Düşük perdeden yapmaya mecbur kalıyor. Evet. evet, düşük perdeden yapmak zorunda kalıyor. Aslında siz kendi yazdığınız yazıda Kılıçdaroğlu'nun dön grup toplantısında Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve Türkiye'nin dış politikasını ve Suriye'de PYD PKK ile PKK ile terör gruplarıyla yaptığı mücadeleyi eleştiren Kılıçdaroğlu'nu masaya yatırdınız. Ama ve soruyorum yani böyle bir günde PYD'nin bir anlamda NATO ile karşı karşıya gelmesini gerektirecek bir sıkıştırmayı yapacak bir Tayyip Erdoğan NATO toplantısına katıldığı gün Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'a 6 ay önce, 1 sene önce Manadaları üzerinden yaptığı bel belaltı vuruşları tekrar gündeme getirerek acaba PYD'nin avukatlığını mı yaptı? Yani PYD'ye karşı Tayyip Erdoğan çok sert bir çıkış yapması gerektiği bir NATO toplantısı gününde... Kemal Kılıçdaroğlu bir anlamda hayat öpücüğü mü verdi YPG'ye? YPG adına mı dünkü grup toplantısını yaptı diye soruyorum. Evet, aslında sormanıza gerek yok bunun göstergeleri var. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında zannediyorsam CHP'ler yine bir kez daha Selahattin Demirtaş'a gitmişler zaten. Öyle hem değil de, mi? Hem de o deli ağ baba. Yani şehit aileleri adına bir derneğin başkanı olan Pakize Akbaba, hı hı. efendim Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak bir konuşma yaptığı zaman, reysen açılmış bir soruşturmada Pakize Akbaba mahkemeye çıkarken yanı başında biten Veli baba bakın tabloya bakın, fotoğrafa bakın, bir şehit, kim şehit etmiş? PKK. PKK'nın şehit ettiği çocuğun annesinin yanında biten kim? CHP'li Veliağa Baba. O Veli Baba dün neredeydi? PKK'nın başının heykelini dikeceğim diyen Selahattin Demirtaş'ın yanındaydı. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde ziyaretçisiydi Veli Baba. Bir yandan şehit annesinin yanında, öbür tarafta o şehit çocuğu kurşunlarla şehit eden katillerin heykelini dikecek olan dikeceğini iddia eden Selahattin Demirtaş o Selahattin Demirtaş'ın yanında CHP'li Veli Ağbaba. Yani bu fotoğrafı çok iyi görüp halka da kamuoyuna da göstermemiz lazım. Bu ikircikle Ama ahlaksız Ali, yani B ne güzel söylüyorsunuz ha. Yani şu cumhuriyetteki şu yani bir kutu ya gösteriyor arkadaşlar. Yani şu kadarcık kutucuk haber olmasa yani ben e, bu ziyaretten haberim olmayacaktı ki benim. Ya yani şu kutucuk var Allah'tan Cumhuriyet'in birinci sayfasında var da. E şimdi ya e, gözünüzü seveyim. Arşiv sayfamızda da kısa da olsa koyduk değerlendirme itibarıyla. Işte bu akitin meselesi değil yani. bu. Evet. Evet genel olarak değil akit, ya. Akit ya ben, savunması. Ben burada he, yani ben burada evet. bir şey söyleyince yani ya işte elimde kaldırıyorum ya. İşte kaldırdım bakın. Yani gazete kaldırıyorum. Elimle gazete kaldırıyorum kaldırayım yani başka gazeteleri de kaldırayım şöyle yani yani e kaldırayım ya bir tanesinde ben bu haberi görmek istiyorum ya. Yani, evet ben de görmek evet, istiyorum. Yani bakın işte ya... yani Akit'in şu sayfasında bu sayfasında e, arşiv sayfasında bir haberi değerlendirirken veyahut da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendirirken resim altıyla yetinilmemesi gerekir. Sabahında ya manşetinde ya sür manşetinde, Hürriyet'in de sür manşetinde görünmesi lazım. Selahattin Demirtaş'a saz çaldıranların bir anlamda kendilerini affettirmek için hürriyetin manşetine, o veli babanın ziyaretine, Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak ziyaretini göstermeleri lazım. Ki dün iki tane daha şehidimiz vardı. İki tane şehidimiz var. O şehitlerin aileleri neyi çekiyor, ne rahatsızlıklar çekiyor kimsenin haberi yok. Ama Selahattin Demirtaş yedi gün önce göğüs sıkışması geçirmiş. 7 gündür hastaneye gidemiyormuş beyefendi. Heykel dikecek olan beyefendi bu beyefendi. Bu Selahattin Demirtaş'a CHP partisi adam görevlendiriyor, cezaevinde ziyaret ediyor. Ve biz maalesef gazeteler olarak işte birinci sayfamızdan bu ziyareti veremiyoruz. Evet işte yoksa Hürriyet'te e, Ahmet Hakan olsaydı karşımda. Alın bakın kaçın sayfa? 16. sayfada. E diye gösterecekti. İşte yani var. Ama şimdi ben bunu yani gazetelerin birinci sayfasında göremedikten sonra, buna önem verilmedikten sonra bu ayrıntı en azından okurun bir muhakeme yapması için önüne sunulmadıktan sonra bir anlam ifade etmiyor benim için. Yani işte CHP'lilerden ziyaret ne kadar da ee, sağduyulu bir haber vermiş CHP'lilerden ziyaret ee, Ahmet Hakan'ın gazetesi gayet güzel bir şehit ailesini ziyaret edilmiş hiçbir suçu yokmuş Selahattin Demirtaş'ın veya bağımsız mahkemeler tarafından verilmiş bir mahkumiyet kararı falan yokmuş ee, bir hastanede yatıyormuş veya evinde dinleniyormuş CHP grubundan da iki kişi, üç kişi gidip sanki ziyaret etmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sıradan bir ziyaret gibi gösteriyorlar. Ama tekrar hatırlatalım. Bu adam Türkiye'deki 50 bin insanın katili olan Apo'nun heykelini dikeceğini iddia eden bir terörist yaltakçısıdır. O terörist yaltakçısına gidip ziyaret ediyorlar. Maalesef ki maalesef ve bu CHP İçinde bugün emekli amiraller var. Ve emekli ya Ziyaret var. etmelerinde ben bir sakınca görmüyorum Ali İhsan Bey de. Benim burada gördüğüm sakınca başka bir nokta. O da şu. Şimdi niye ziyaret etti CHP'liler? Çünkü Selahattin Demirtaş içeride kalp spazmı. Doğru söylüyorum değil mi? Göğüs sıkışması. Göğüs diyor. sıkışması. Kalp de e, değil. Bir yani. 15 saniyelik veya 1 bir dakikalık 1,5 bir dakikalık bir olay. Dün itibariyle, önceki gün itibariyle de... ...hastaneye sevk edilmiş... ...bu kadar yaygaradan sonra... ...bakın bizim insanlarımızın... ...şehadeti var... ...askerimizin, polisimizin şehadeti var... ...kimsenin ilgilendiği yok... ...ama Selahattin Demirtaş'ın bir göğüs sıkışması sebebiyle... ...Türkiye ayağa kalkıyor... ...ve dün hastaneye götürülüyor... ...bir şey yok diye geri çevriliyor... İşte, yani bu... ...ben burada şuna bakıyorum... ...yani CHP'lilerin ziyaretinin... E, ...benim için önemi yok önemi şurada ortaya çıkıyor. Yani bir seyre baktığınız zaman yani Selahattin Demirtaş cezaevinde göğüs sıkışması yaşıyor ve oradan hastaneye sevk edilmiyor algısı yaratılarak Türkiye'de cezaevlerinde ne tür durumlarla mahkumlar karşı karşıya kalınıyormuş algısı Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya gidip nasıl Türkiye'yi şikayet ettiğine benzer bir fotoğraf içeriden verilerek Ardından CHP'lilerin bunu desteklemek amaçlı oraya gidiyor olmaları. Bakın bu önemli. Yoksa CHP'liler gitmiş, Muharrem İnce de gitti. Muharrem İnce de şimdi nerede geziyor? Yunanistan'da geziyor. Şimdi bu CHP'liler de yarın Yunanistan'a giderler. Yunanistan'a giderler. Yani İzmir'i e, e, nasıl işgal ettiniz? Ya keşke gitmeseydiniz diyenler de çıkabilir aralarından. Bakın keşke gitmeseydiniz diyenler de çıkabilir. Ama Yalova'yı da işgal etseydiniz ne güzel olurdu. Evet diyenler de çıkabilir. Yani diyenler de çıkabilir. Yani Muharrem İnce demez zannetmiyorum öyle bir şey deme olasılığı zayıf ama yani burada önemli olan ayrıntı bu. Çünkü niye? Ya şimdi biraz sonra gireceğiz. Ordu'dan gelen e, cinayet haberi. Şimdi Ordu'dan gelen cinayet haberi önemli. Niye önemli? E çünkü siz bu algılar öyle bir yürüyor ki o algılar içerisinde işte bakın Ordu'da da hem de bir balerin hem de 20 yaşında hem de üniversite öğrencisi hem de orduda hem de evinin önünde hem de gündüz saati 19.30 öyle değil mi? Yani akşamüstü neredeyse hava kararmadığı saat diliminde ve yarın ne büyük bir algıyla uyanacağız. Belki bugün devam eden bir algı. Birazdan gireceğim ama CHP'lilerin ziyareti o. O yüzden de ben diyorum ki ya benim ülkemin gazeteleri birazcık gazetecilik yapsınlar. Yazsınlar bu ayrıntıları ya. Hatta benim ülkemin muhabirleri, gazetecileri o CHP'lilerin heyetiyle birlikte o cezaevinin önündeki açıklamaları bizzat kulaklarıyla dinlesinler. Benim söylediğim bu. Bakın ben söylediğim bu. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz Ali İhsan Bey? Bakın ben bu Can Dündar e, Silivri Cezaevindeyken Silivri Cezaevine gittim. Çünkü niye? Tecrit var diyorlardı. Yani şeyde tecrit var cezaevinde eee tecrit var ve <laughs> bunlar sorun yaşıyorlar deniliyor ve Cumhuriyet gazetesi de her gün birinci sayfasından işte o Silivri Cezaevi'nin önünde nöbet tutuluyor diye haberler yayınlıyor. Ben bakıyorum her gün hakikaten yani Silivri Cezaevi'nin önünde herkes gitmiş orada nöbet, değişe değişe nöbet. Ya ben gittim o sandalyeler orada duruyor da orada kimse yok. Ama ben şimdi gazete okuyan birisi olarak sanki 24 saat orada nöbet tutuyorlar gibi bir algıyla uyanıyordum. Çünkü bugün de şu gitti, bugün de bu gitti, bugün de orada bu vardı. bugün. Can da... Dündar'ı çıkartana kadar, bazı kendi adamlarını çıkartana kadardı. Çıkarttılar, kaçırdılar. Şimdi zaten o günde nöbet tutmuyordular diye siz birebir görgüye... Gör, i̇şte ben görgü... de diyorum ki, yani siz de yapın. Sivas e, mağdurları diyorsunuz değil mi? Sivas mazlumları diyorsunuz. Hangi cezaevinde yatıyor? Yani Sivas'ta var, Kayseri'de tamam. var, değişik yer yerlerde ya. Eziyet olsun diye Sivas'ta bile yatırmıyorlar. Yani adam Sivas'ta doğmuş, Sivas'ta büyümüş, Sivas'ta yaşarken başına böyle bir dert gelmiş, bu adamı alıyorlar Kayseri'deki bir cezaevine koyuyorlar. Annesi Sivas'ta, çocukluğu, çocuğu, eşi Sivas'ta ama Kayseri'ye götürüyorlar. O açıdan bile insanlara bir anlamda mağduriyet yaşatmak için. Evet, e, şimdi e, ama bu NATO toplantısı önemli. Bugün daha da önemli öyle değil mi Ali İhsan Bey? Bugün de devam ediyor. Bugün de Ölümeler... devam ediyor. Bugün ne var? Bugün orada herhalde tüm katılımcı ülkelerin liderlerinin... Liderler ve ayrıca belki dünkü dörtlü zirvenin benzeri şeklinde çünkü dün Trump çok fazla e, boy gösteremedi. Belki onun da bulunacağı bir ortamda ki yani bu işte herkes kabul etmesi gerekir ki NATO'nun... ...bir anlamda lokomotifi de Amerika Birleşik Devletleri. E, Amerika'nın etkinliği bugün belki biraz daha e, boy gösterecek. Belki Trump daha etkin bir şekilde fotoğraf verecek. Evet, ama e, birazdan da e, aile fotoğrafı için liderler bir araya geleceklermiş. Şimdi e, o görüntülerde canlı yayınlayacağız ama... ...yani ben e, tabii bu e, Çankırlı Boris... E, fotoğrafına bayıldım Ali İhsan Bey ya Yani hakikaten yani e, Çankırılı olduğu Şimdi gazetelerin birinci sayfasında var Şıp diye saçlarından mu? Ha? mı? E, hakikaten şıp diye anlaşılıyor Hayır duruşundan anlaşılıyor Yani ceketin önü iliklenmiyor Ali İhsan Bey çünkü niye? E, aynı bir Türk gibi Göbek yapmış Türk kası yapmış yani Türk kası diyorlar biliyorsunuz göbeğe e, Türk kası var e, Boris Yeltsin'de e, ee, Boris Yeltsin dedim ya. Ee, Boris ne Boris ya? He? Johnson Johnson söylesenize de Boris Yeltsin ya, aklım gitti. Ya izleyici de o kimdi diye e, verecekler. Verseniz arkadaşlar bir tane gazeteyi. Hadi bir tane varın da Boris'i görsün izleyicilerde. de ee, bakın e, Boris Johnson Johnson Boris Yeltsin diyorum. Ben ne kadar eskidim Ali İhsan Bey ya. Boris de... Ben de fotoğrafı ararken ki Akit'in birinci sayfasında da var. Var ama, ama işte küçük, küçük olduğu var. için. Ama yani önemli bir fotoğraf. Çünkü niye? Yani orada Macron var, Merkel var. Bu Merkel'in ön adını hatırlayamadım şu anda. Ne, ne yalan söyleyeyim. Emanuel'i biliyorum da... Ema... He, Angela Merkel bak hatırladım bravo iyi ee, Aykut ee, ve şey ama bu zirvede e, kritik olanlardan birisi e, Macron'la Trump'ın yaptığı öyle değil mi Ali İhsan Bey yani orada orada ciddi bir e, münakaşa da var anladığım kadarıyla. Evet eskiye dayalı da yani Trump'ın Macron'a bundan bir yıl kadar önceydi yanılmıyorsam veya daha kısa bir süre içerisinde ya biz olmasaydık sizi Almanya'dan kaçmaktan şeye döneceksiniz diye bir sıkıştırması olmuştu Trump'ın Macron'a. Dolayısıyla o çerçevede aralarında bir sürtüşme devam ediyor. Dün de devam etmiş biraz önce bahsettiğimiz şekilde cici işitçilerden birkaç tane size verelim diye Trump'ın yaptığı bir sıkıştırma var Fransa Cumhurbaşkanı'na ki tabi olayın bir yanı da Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları. Yani siz bir yandan NATO çatısı altında Türkiye'si, Fransa'sı, Almanya'sı, Yunanistan'ı bir aradasınız güya sözüm ona. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz Türkiye'yi devre dışı bırakıp sadece işte Fransa'sı bilmem nesiyle Akdeniz'de sadece Kıbrıs Rum kesimine mal edilecek şekilde biraz da işte sömürme payı olarak Fransa'nın Yunanistan'ın pay alacağı bir doğalgaz arama çalışması yapılıyor. Türkiye orada biz de varız dediği için de NATO çatısı altında bu ülkelerle birlikte olduğumuz halde orada bir kavga başlıyor. Evet, bir kavga başlıyor ama güncelleme zamanı geldi. Ama ben Macron'un Trump'a ya da NATO'ya dönük söylemlerini önemsiyorum Ali İhsan Bey. Yani şundan dolayı önemsiyorum. Çünkü Fransa bu Avrupa'da birazcık sıkıştırılıyor ve bu sarı yelekliler olayında Fransa'ya ve Macron'a aslında Batı, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bir posta koydu. Bir posta koydu. Bir sopanın ucunu gösterdi. Öyle derler değil mi Ali İhsan Bey? Evet. Sopanın ucunu gösterdi. Şimdi sopanın dibini göstermesine fırsat kalmadan Macron bir geri adım attı ama... Yani Macron'un, NATO'nun artık hayatımızdaki yerinin kalmadığına dönük değerlendirmeleri yabana atılacak değerlendirmeler değil. Çünkü bu 70 yıllık öyküyü aslında hakikaten masaya bir yatırmak lazım. Yani NATO'nun nereden gelip nereye gittiği ve bu 70 yıllık süre zarfında hem üyesi olduğu ülkelerde, yani üyesi olan ülkelerde neler yaptığı, ya da üyesi olmayan ülkelerde neler yaptığı ve neler yapabileceğine dönük bir e, anlatımda bulunmakta. Veya da o üye devletlerde neler yapmadı? Yani PKK saldırısına karşı hadi Türkiye'yi savunmadınız. Bir de PKK'ya Silah veren bir Amerika'dan bahsediyoruz veyahut da onlara PKK'lılara kucak açan Fransa'dan bahsediyoruz. Yani Fransa'da Paris sokaklarında PKK'lılar yürüyüş yapıyorlar. E kim o PKK'lılar? Türkiye'de Türk askerine kurşun sıkan teröristlerin uzantıları. Siz onlara meydan açıyorsunuz. Paris'te yaşama imkanı tanıyorsunuz. Öbür taraftan da diyorsunuz ki NATO'da biz Türkiye ile birlikte ittifak halinde olduğumuz bir çatı altında birlikte hareket ediyoruz diyorsunuz. E kim kimi inandırıyor? Ben sarı yelekler konusunda da Macron'un işte sıkıştırıldığı falan filan noktasında çok fazla o fikre katılmıyorum. Şunun için yani eğer Fransa gerçekten o sarı yelekler olayıyla Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ihtara falan muhatap olmuş olsaydı Doğu Akdeniz'de artık bu sömürü düzenini devam ettirmemeliyiz deyip Amerika'ya da bir posta koyması gerekirdi. Başka emperyal devletlere de demesi gerekirdi ki ya kardeşim düne kadar biz bu halkları yedik, girdik. Afrika'ya girdik. Afrika'nın şu ülkesine, Cezayir'ine girdik, bilmem neresine girdik. Tunus'una girdik. Mısır'a girmeye çalıştık. E şimdi Doğu Akdeniz'de de, Akdeniz bölgesinde de hiç bizim ilgimiz olmadığı halde kalkmışız orada doğalgaz arama çalışmaları adı altında yine Yunan'a, Kıbrıs Rum kesimine alan açmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada yaptığımız yanlıştır diyebilmesi lazımdı Fransa'nın. Ve Türkiye ile birlikte belki en azından hareket etmesi lazımdı. Ama tam aksine Türkiye ile en fazla böyle sen ben, hırlı görlü bir kavgaya tutuşan Hangi ülke derseniz Almanya'dan çok daha ötesinde Fransa var. Evet, aslında NATO varsa terör vardır Aleysan Bey. Bu kadar net. Bakın Türk gün gazetesi NATO teröre karşı kararlı olmalı diyor. NATO varsa e, terör, var NATO varsa darbe var. NATO varsa e, aslında e, e, iç işlerinde hep bir karışıklık var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Gladio de, var. Gladio Derin var. cinayetler Dar var. Kontrgerilla var. Yani e, FETÖ var. Yani NATO varsa FETÖ var. Eğer NATO olmasaydı FETÖ olmazdı. Bakın NATO olmasaydı FETÖ olmazdı. Yani FETÖ varsa NATO'nun varlığından dolayı var. Çünkü niye? Sadece FETÖ için söylemiyorum bunu. PKK'da varsa bu ülkede sebebini NATO'da, Brüksel'de arayın. Ee, öyle değil mi? Yani eğer bu ülkede Cemre Birant varsa e gidin NATO'ya bakın. Eğer Cemre Birant varsa bu ülkede NATO'dan dolayı var Cemre Birant. Mehmet Ali Berant varsaydı bir gün, bir dönem NATO'dan dolayı vardı. Ve şu anda da içimizde o kadar çok NATO'cu var ki, o kadar çok NATO'cu var ki, halen NATO'cu olmaya da devam ediyorlar. Şimdi ilginç olan bu. Yani, ee, evet. Ben ee, yani şu an CHP Genel Başkanı grup toplantısında, NATO toplantısı yapılırken orada iki çift laf etmeden NATO toplantısı ile ilgili NATO üyeli, üyesi olan ülkeler aleyhine iki tane laf etmeden bütün konuşmasını Tayyip Erdoğan'a bırakıyorsa o da işte bir NATO'cu demektir. Evet o da bir NATO'cu demektir. Hadi bir reklam arasına bir gidelim ardından ardından bakın hangi konuya gireceğim hemen bir Hürriyet gazetesi bugün geç olmasına rağmen yani dün gece geç olmasına rağmen Hürriyet Gazetesi e, öyle bir gazetecilik başarısı e, göstermiş ki hakikaten e, gıpta etsem e, yani kıskansam ayıp olmaz yeridir. herhalde ha he? yeridir yeridir mi yansanız. bakın Baler'in evine girerken katledildi şimdi haber bu ve saatler dün akşam yani eğer okuduğum haberler yanlış değil yalan değil bilgi eksikliği yoksa farklı bilgiler vardı benim de görebildiğim kadarıyla Güya ablası anahtarı atmış gece gece saatler olduğu için bakmak için inmiş vesaire deniliyordu sanki gece yarısıymış gibi bir anlatım vardı sonraki haberlere ben baktım 19-30 civarında cinayetin işlendiğine dair bilgiler var evet e, şimdi kısa bir reklam arası vereceğim reklam arasının ardından e, sabah e, Habertürk TV'de e, Akit medya grubu diyeceğim Hedef alındı Onun da videosunu yayınlayacağım Reklam arasının ardından Ve Ali İhsan Bey ile birlikte Hepsini değerlendireceğiz Kadın cinayetlerine Kadın cinayetlerinde Akit neden suçlanıyor Habertürk tarafından Çünkü kurumsal bir e, kimlik tarafından suçlanıyor Neden suçlanıyor Ve e, aslında Akit'in mi Yoksa o suçlayanların mı bu haberlerde bakın dün akşam saat 19.30'da olmuş bir haber. Ordu'da oluyor bu haber. Ordu'da ve Ordu'dan gelen bu haber ajanslara düşüyor. Ve bugün gazetenin birinci sayfasında haber olabiliyor. Yani artık ne kadar hızlı bir çağda yaşıyoruz. Dijital bir çağ doğru, teknolojik bir çağ doğru, sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanıldığı bir çağ doğru. Ama bu kadar hızla manidar mı diyeceğim. Manşetlerin dili reklam arası verdik reklam arasının ardından <laughs> özür dilerim reklam arasının ardından manşetlerin dili kaldığı yerden devam ediyor iletişim bilgileri ekranda ve e, ordudan gelen üzüntülü haber üzücü haber üzerine bir değerlendirmede bulunacağız. Çünkü Ceren Özdemir bugün de balerin evine girerken katledildi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi balerin Ceren Özdemir. Bale dersi dönüşü evine girerken bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken hastaneye kaldırılan Özdemir kurtul, e, kurtarılamadı diyor. E, Hürriyet gazetesi dün gece yaşanan haberi hızlı bir şekilde hürriyetin birinci sayfasında görüyoruz ama büyük olasılıkla yarın tüm gazetelerin sür manşeti bu haberlerle çalkalanacak Ali İhsan Bey çalkalanacak şimdi ama çalkalanacak derken de e, sabah e, Habertürk televizyonunda e, gerçekleşen sabah yayınında e, Akit Medya grubu e, hedef tahtasına oturtuldu şimdi e, ben e, arkadaşlardan da rica edeceğim o görüntüyü bir yayınlasınlar. E, Neden de Habertürk e, TV'de e, hem izleyicilerimiz o görüntüleri e, öğrensinler, hem de arkasından sizin yorumunuzu e, almak istiyorum. E, verebiliyor muyuz arkadaşlar? Hadi o zaman oynatalım. Bunlara da dikkat etmek lazım. Yani bu bu. Kadın hep beledik, ağlayan, hep mağdur, de. hep evet. evde gösterilen kadın. Evet profili. Bir gazete var. Akit gazetesi bir yazarı kadının nasıl dövüleceğini anlatıyor. Meta. Yani kadının nasıl dövülmesi gerektiğini anlatan bir gazete var. Düşünün yani. Orada bir yazar. İşte gazete işte yazarın kendi görüşü gazeteyi bağlamaz gibi tartışmalar yaşıyoruz da zaman zaman. Ama hani bu mesele böyle hani e, kanun koyucunun ya da işte ne bileyim e, yargının tek başına çözeceği bir mesele değil. ...böyle bir kesim var. Bu konuda çok uç, radikal görüşleri var, sapkın görüşleri var ve bunu bir şekilde bir, te, bir kesimin temsili olarak maalesef bize empoze ediyor. Yani bu konularda bir şeyler yapılması lazım. Sadece dizi filmler değil, ideolojik olarak kendini ayrıştırmış ya da konumlandırılmış medya organları bu tür şiddeti maalesef körüklüyor, destekliyor. Evet neresinden cevap verelim? Cevap vermeye gerek var mı yok mu? Kendi patronunun 5-6 yıl kadar öncesinde Kahramanmaraş'ta bir madende yaptıkları çalışmada 10 tane işçi toprağın altında kalmıştı. Hala o toprağın altından o işçilerin cesetleri bile çıkartılamadı. Onun üzerinden yayın yapan Habertürk'te ben geylerin savunuculuğunu yapan yazarları biliyorum. Bilmiyorsa aktarayım kendisine. Pedofili hastası olan yazarları biliyorum. Aktarayım kendisine. Homoseksüelliği savunan adamları biliyorum. Geyliği, lezbiyenliği savunanları biliyorum ben. PKK'yı savunanları biliyorum. 50 bin insanın katili olan PKK'yı savunanları biliyorum. Ben kendisine aktarayım onları. Hem de öyle bir kere iki kere değil. Bu sözlerimi kabul etti. Akitte kadınların dövülmesi gerektiğine yazan bir yazar var şeklindeki suçlamayı eleştiriyi ne derseniz deyin. Ayeti kerime var o konuda. Ben suçlama olarak da kabul etmem. O ayeti kerimenin ayrıntılarını tartışırız ama yeri burası değil. Ama gazetede de akitte de çıkmamıştır. O akşamdan kalma herhalde. Kafası başka yerlere gitmiş. Akiti, Akitin yazarı diyor. Onu arayana kadar ben Bülent Aydemir'e tavsiye ediyorum. Kendi televizyonunda, kendi gazetesinde şu an yayınına son verdiği gazete olarak geyleri, lezbiyenleri, PKK'yı savunan adamların peşine düşsün. Kadınların peşine düşsün de eğer gazetecilik yapacaksa onu söylesin. Öyle sapkın, mapkın falan filan laflarıyla gündeme gelmesin. Sapkının kim olduğunu tüm dünya biliyor. İnsanlık tarihi boyunca sapkınlığın ne olduğunu, homoseksüellik olduğunu, geylik, lezbiyenlik olduğunu bütün dünya biliyor. Ama bir avuç Avrupalı bize dayattı diye şimdi bize üçüncü sınıf cinsiyet diye dayattıkları o işleri Bülent Aydemir kendi televizyonunda takdim edecek, güzelleyecek. Kendisi yapmasa bile diğer çalıştığı mesai arkadaşları yapacak sonra da bize kalkacak efendim kadınların dövülmesini destekleyen bir gazete vesaire var diye kendince aklınca eleştiri getirecek. Ben bilmiyorum arkadaşlar gösterebilirlerse Haber yayın hayatında olduğunda gazete olarak yayın hayatında olduğu dönemlerde yaptığı işte çocuğunu gayrimeşru bir hayatı var diye evinden kovan annenin yaptığının yanlış olduğunu belirten, kendine de yargıtay kararını öne çıkartarak takdim eden yayınları var. Onlara baksınlar. Sabahtan akşama kadar gösterdikleri baldır bacak resimlerine baksınlar, fotoğraflarına, videolarına baksınlar. Eğer utanması varsa Habertürk'ün internet sitesini şöyle bir açsın. Oradaki sadece ve sadece kadının bacağını göstermek için yapılmış haberlere baksınlar. Ondan sonra çıksınlar eğer bir söyleyebilecek yüzleri varsa, kızarmamış bir yüzleri varsa çıksınlar bize de desinler ki ya siz de şunu yaptınız ama arkadaş desinler diyebiliyorlarsa eğer. Evet, ee, dediğiniz gazeteler bunlar mı Ali İhsan Bey? Bakın buyurun cinsel özgürlüğe yargı zırh oldu. 46 yaşındaki kızının sevgilisini, sevgili ne güzel sevgili, sevgili gayet güzel. Sevgili, yani meşru bir şey bu. Sevgiden zarar gelir mi? Gelmez. Sevgilisi, sevgilisini evden almak için dava açan anneye yargıtaydan ref. Cinsel özgürlüğü kısıtlayamazsın. İlişki hakkı vardır. E size de bunun reklamına, yani duymayanlara da böyle bir hakkınız var. Cinsel ilişki özgürlüğünüz var. E, ondan sonra bunları savuna, 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 savuna. Sonra kadınla erkeğin ilişkilerini artık sokağa döktünüz sokağa döktükten sonra da ardı ardına cinayetler geldiğinde de çıktınız bizim karşımıza. Vay efendim cinayetler arttı. Niye? E Akit yayın yapmış. E buyur göster bakayım. Hangi nüshada, nereden ne bulacaksın da göstereceksin acaba diye merak ediyorum. Ama velakin lakin ben PKK'yı yani dün iki tane şehidimiz, bugün sabahleyin tekrar şehidimiz geldiğine dair haber var. Her gün şehidimiz olan bir konuda haber PKK yanlısı, HDP yanlısı yayınlarını gözünün içine sokarım Bülent Aydemir'in. Orada MHP'liymiş gibi Haber ekranından yayın yapmakla ve efendim Devlet Bahçeli'nin çok yakınından aldığım bilgiler falan filan demekle olmuyor bu işler. Gerçekten hakkıyla sen bu ülkenin çocuklarına sahip çıkıyor musun? Askerine, polisine sahip çıkıyor musun? Çıkmıyor musun? O Habertürk'te ne işin var senin? Türk toplumunun ahlakını bozan bir internet sitesine sahip olan bir televizyonda senin ne işin var? Kaçamak yaptım ama çeken alçak. İfadeye bakın. Habertürk'ün başlığına çıkacak şekilde bir ifade midir bu? Bu tahrik değil midir? Bu gayrimeşru yaşantıyı, hayatı teşvik etmek değil midir? Kadın oldum devlet ödesin. Erkekmiş kadın olmuş gitmiş devletin hastanesinde ben efendim kadın olmak istiyorum. Şunu 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 şu ameliyatlardan geçmem gerekiyor bunu da devlet ödesin demiş bir tane kafadan çatlak birisi. Bunu da Habertürk duymayanlar da duysunlar böyle bir hakkınız var böyle bir mücadele yapın diye. Yani toplumu homoseksüelliğe, ibneliğe Teşvik edenlerin televizyonu, gazetesi olarak karşımıza çıkanlar şimdi gelmişler hakikaten laf söylemeye kalkışıyorlar. Evet ee, ama ee, şimdi Zekeriya Say'dan bir gazete geldi, Sözcü Gazetesi. E, Sözcüyü göstermeyeceğim diyecektim ama eski tarihli bir sözcü olduğu için e, onu bir verebilirim arkadaşlar. 2013 tarihli 9 Mart 2013. Kadınları hafifçe dövebilirsiniz. AKP'li başkanın mesajına bak diye haber. Şimdi şunu söylemek istiyorum Ali İhsan Bey. Yani e, AK Parti'yi eleştiremeyenler, Erdoğan'a <laughs> laf söyleyemeyenler, e, Erdoğan'ın durduğu yeri beğenmedikleri halde beğeniyormuş gibi yapanlar, şimdi e, AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak için yoğun gayret sarf edenler hatta AK Partili gibi gözükenler ama AK Parti ile yakından uzaktan ilişkisi olmayanlar hatta AK Partili bakanlara danışmanlık yapanlar bakın AK Partili bakanlara bugün için söylemiyorum bugün var yok bilmiyorum ama AK Partili bilmiyorum çünkü uzağım Ankara'ya. O yüzden bilmiyorum. Bugün bile AK Partili bakanlığı ülkede bugün bile varlar. Yani onu da bilmiyorum. Ama dünü biliyorum. Dünün yerini de adresini de e, söylerim. Yapanlar aslında AK Parti'yi eleştiremedikleri için ben akit eleştirdiklerini düşünüyorum. Bakın benim şahsi kanaatim bu. Çünkü niye? Yani diyemiyorlar ya. Yani... Bülent Aydemir de diyemiyor Metehan Demir de diyemiyor ee, Sarı saçlı ablanın adını unuttum O Ebru abla Ebru abla diyemiyor Ne diyemiyorlar Bu cinayetlerin arkasında Erdoğan var diyemiyorlar Bu cinayetlerin arkasında Erdoğan'ın partisi AK Parti var Diyemiyorlar Bu cinayetlerin arkasında e, AK Parti'nin Güttüğü siyaset uyguladığı siyaset ideolojisi var diyemiyorlar. Çünkü AK Parti'yi İslamcı bir parti olarak nitelendiriyorlar. Öyle değil mi? İslamcı bir parti olarak değerlendiriyorlar. Ve layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak hedefinde olarak görüyorlar ama söyleyemiyorlar. Görüyorlar ama söyleyemiyorlar ki AK Parti'nin hiçbir zaman böyle bir hedefinin olduğunu ben görmedim. Görsem İlk söyleyecek gazetecilerden birisi de benim. Ama burada ne yapıyorlar? İşte Akit'i suçluyorlar. Ali İhsan Karahasanoğlu'nu suçluyorlar. Akit'in yazarlarını suçluyorlar. Akit medya grubunu suçlayarak aslında Akit'in ideolojisinin AK Parti ideolojisi olduğuna dönük bir kanaati varmış gibi göstererek böyle eleştiriler yapıyorlar. Sabahın o saatinde ve izleyiciyi zehirlemeye devam ediyorlar. Şimdi biz Habertürk gazetesi ne zaman kapandı ben bilmiyorum ama üzerinden herhalde 1-1,5 bir, bir yıllık bir zaman dilimi geçmiştir ya da 2 yıllık bir zaman dilimi geçmiştir. Habertürk gazetesinin kapatılması bile bu ülkeye, bu ülkeye dönük, AK Parti'ye dönük, Erdoğan'ı devirmeye dönük bir algının bir parçasıdır. Bakın çok basit söylüyorum bunu. Niye? Çünkü Türkiye'de bir, ekonomik sıkıntı var. Türkiye darboğaza girdi ve Türkiye bu darboğazdan çıkamaz diye kapattılar. İki, Türkiye'de basın özgürlüğü kalmadı ve artık basına dönük sansür en üst seviyede. O yüzden istediklerimizi yazmıyoruz, yazamıyoruz, korkuyoruz algısını perçinlemek için. Bülent Aydemir'in gazetesi kapandı. Şimdi Bunları yan yana getirdiğimizde e, bunun arkasında ne olduğunu görebiliyoruz. Ama şuradan yola çıkarak e, yani devlet bahçeliye MHP'ye yakın bir kaynaktan aldım demesiyle e, MHP'nin önünden başka geçtiği başka bir konuda söyledi. Tabii, bu hay konuda hayır, tabii değil. söylemek istediğim şu e, yani MHP ile de yakından uzaktan e, ilgisi olduğu anlamına gelmez. Belki e, MHP'nin arkasındaki ana cadde var, ana caddeden geçiyordur. yani Ay, e, o, o kadar net söyleyeyim, eğer MHP'nin önünden geçiyor olsa, MHP'nin içerisine geçiyor olsa, MHP'nin içerisine girmiş, girebilmiş, kapısındaki güvenliği geçebilmiş bir gazeteci olsa, olsalar bu cümleleri etmezler Ali İhsan Bey. Çünkü niye? MHP'nin e, Türk İslamcı çizgisini en azından Hüsnelerin bilirler diye devamında da daha vahim şeyler de var tabii. Yani akite biz alışırız bu tür saldırılar, saygısızca ifadelere, nitelendirmelere ama bu ifadelerin arkasından aynı şahsın tekrarladığı cümlelerden birisi de şuydu. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin, yorumların tekrar bir çeki düzen verilmesi gerekir diyor. Yani sen kimsin ya? Sen kimsinde, ya kapatın diyorlar, kapatın diyor, kapatın diyor. Sıtki veya kimsenin gücü yetmez. Boş versin onları. Almanya'daki Nazi ancak Almanya'da kapattı. Onların devamı işte buradaki uzantıları bunlarda. Burayı da Almanya zannediyorlar herhalde ki. Türkiye'de de kapatmak için o söylemleri dile getiriyorlar. Ama bir insan Türkiye'deki bir kişi, bir gazeteci olduğunu iddia eden kişi hem de. Böyle çok izlendiğini iddia eden bir televizyon kanalında sabah programında adamın söylediği şey Diyanet bu işe çeki düzen vermesi gerekir. Kur'an-ı Kerim yorumlarına çeki düzen verilmesi gerekir. Sen kimsin ya? Sen kimsin de Kur'an-ı Kerim'in yorumlarına hangi yorum olduğunu da söylemeden kalkıp kadına yönelik bilmem ne senin kafanda uydurduğun bazı şeyler var. Sana göre kadın özgür olmalı, kadın sokağa çıkmalı, kadın mini etekle gece yarısı saat 12'de şuraya buraya gidebilmeli. Sen bunları savunuyorsun. Kur'an-ı Kerim'de müstehcen kıyafetler yasaklandığı halde sen bunu savunuyorsun. E ondan sonra da kalkıyorsun. Senin kafana göre Kur'an-ı Kerim'i mi değiştireceğiz biz? Diyanet İşleri Başkanlığı senin istediğin çerçevede Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri başka şekilde mi mealleştirecek? Ne istiyorsun sen? Çapın ne ki sen Kur'an-ı Kerim'in yorumlarının değiştirilmesine hem de ifadeye bakın. Değiştirilmenin de ötesinde çeki düzen verecekmiş. Haşa Allah'tan sen daha mı büyüksün ya? Kimsin sen? Sen kimsin de Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yorumunun çarpıtmıyorum bakın. Bilerek söylüyorum. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin demedi. Doğru. Ama Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yorumlarına çeki düzen verilmesi gerektiğini söylüyor beyefendi biraz bilgin varsa çıkarsın söylersin. Dersin ki kardeşim şu yorumda şöyle bir yanlışlık var. Ama yarın öbürsü günde kalkıp bana üç tane sapık şeyh gibi gözüken kendisini öyle tanıtan manyakların yorumlarını da çıkartıp Kur'an-ı Kerim yorumu diyerekten bana göstermeye kalkışmasınlar. Ama ben kendilerine kendi gazetelerinden kendi internet sitelerinden kendi televizyonlarından onlarca geyliği, lezbiyenliği, ibneliği savunan yazı gösteririm. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil. Onlarcasını gösteririm. Bülent Aydemir'i de onların hepsinin altında kalır. O ibnelerin yazılarının altında kalır. Çıkıp da eğer savunabiliyorsa gazetesini, televizyonunu, A'sından Z'sine savunabiliyorsa çıksın savunsun. Ama daha düne kadar 17-25 Aralık operasyonlarında bilmem ne şu bakanla bu bakanla bir ayeti kerime üzerinden gayri ciddi konuşmalar yapan adamı çıkartıyorlar televizyona meşrulaştırıyorlar legalleştiriyorlar unutturmaya çalışıyorlar o konuşmaları o Mete Demir'in konuşmalarını sonra Akit'e operasyon çekmeye çalışıyorlar Akit'in nerede durduğunu Türk milleti biliyor onlara da kimse pabuç bırakacak değil evet, ee, ama şu ee, aslında taraf gazetesini de gönderdi e, Zekeriya Say. O taraf gazetesini de bir verebiliyor muyuz arkadaşlar? Taraf gazetesinde bakın e, taraf gazetesindeki haber de ilginç bir haber herhalde. Onu da e, bir yayınlayalım. E, bu arada tabii e, bu grubun e, bu Pensilvanya ile ilişkisi de izleyiciler tarafından ciddi olarak gözler önüne... Büyümüzdür, büyümüzdür. Bizde kesinlikle öyle bir yanlışlık olmaz. Bakın, iyi hatırlattı izleyicilerimiz. Ben Türk medyası, eğer Türk medyası olarak kabul ediyorlarsa 2009 yılında kendi gazetesindeki manşetten dolayı özür dileyen Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek bir gazete vardır. O da Habertürk'tür. Habertürk, Tam da bugünlerde sıkça televizyonlarda, Habertürk'te de bol bol çıkan Ahmet'teki Üçok. Eskişehir'de askeri mahkemede savcıyken bu FETÖ ile ilgili bir operasyon yapıyor. O operasyon da çok ciddi bir operasyon hem de. Tam da FETÖ'nün içindeki CIA kaynaklı adamları tespite çalışma yönünde bir operasyon. O operasyonda gözaltılar oluyor. Ve Habertürk manşet atıyor. O, o olayla ilgili, o operasyonla ilgili saat 11'de 12'de etöden zılgıtı yiyorlar. Haddinizi bilin diye tehdidi yiyorlar. Saat 13:30'da Habertürk internet sitesinden o günkü gazeteyi yazılı nüsyaya yalanlayacak şekilde ve özür dileyecek şekilde haber yayınlanıyor bu rezalete imza atmış adamlardır. Yani tehdit altında, şantaj altında kendi manşetlerini inkar eden, kendi manşetlerinden özür dileyen adamlardır bu Habertürk'teki adamlar. Ve FETÖ'ye de böyle şantaj altında kalan, FETÖ'nün tehdidiyle iş yapan adamlardır. E şimdi çıkmışlar, Akit'e laf söylüyorlar. O Akit'e laf söylerken de acaba bir benzer şekilde Yine FETÖ'nün şantajıyla mı hareket ediyor diye de bir bakmak lazım. Ee, Serap Çil hatırlıyor musunuz bu ismi Ali İhsan Bey? Yani haberde öyle yazıyor. Ee, bu hatta Fethullah Gülen'in kızı olduğuna dönük de bir iddia da atıldı o dönemde. Manevi kızı e, olduğuna dönük ya da gayrimeşru kızı olduğuna dönük de iddialar da ortaya atıldı ama tabii ne derece doğruydu, değildi de bunu çok e, hatırlamıyorum ben e, ya da bilmiyorum en azından. Ama e, bu e, yine söylüyorum eğer sizin ekleyeceğiniz e, başka bir şey yoksa. Arkadaşlar Habertürk'teki o şeyi biz haberde yapmıştık. Ayşe Müdürümüz Zekeriya Bey yollayabilirse Habertürk'ün yayınladığı manşet Ahmet Zeki Üçok FETÖ'nün mağdur ettiği bir askeri e, yetkili bir subay o kişinin de sürekli anlatır. Ben şu operasyona başladıktan sonra beni hedef aldılar bu kişiler diyerekten. O operasyonun sonrasında yapılan girişimler neticesinde ki Habertürk ilk gün bir manşet atıyor. O operasyonun nerelere dokunduğunu belirten bir manşet atıyor. Öğlenleyin bakın ertesi günü falan demiyorum. Öğlenleyin internet sitelerinden Özür diliyorlar ya böyle bir yayın yapmamalıydık diyorlar. E o zaman çıksın Habertürk'ün yetkilileri, o tarihteki yetkilileri kim, kimler, hangi makamdaki kişiler size haberinizin yanlış olduğunu o kadar ciddi delillerle, hangi delillerle gösterdiler de siz sabah attığınız manşeti öğlen iyi yalanladınız. Ve bunun ikinci bir örneği var mı? Yani şu kadar dindar insana küfür ettiniz, manşetten saygısızlık ettiniz, bir tanesinde bile özür dilemedinizde sıra Fetö'ye gelince ne oldu da yanlışlıkla büyük ihtimalle attığınız o manşeti öğlenin hemen yalanlayamak zorunda kaldınız, hangi şantajın altında yaptınız? Evet, sadece Zor o değil ki Ali İhsan Bey. ya Aziz Yıldırım'ın Aziz Yıldırım'ın polisteki fotoğrafını nasıl oldu da manşete yayınladınız? Mas, kim verdi size, kim getirdi size? ya şimdi aslında bu dosyaların yani siz niye madencisiniz? Yani bütün bu her şeycisiniz. <laughs> hayır, hayır, Orada hayır. var, burada hayır, var, aynen. bilmem santralde Tabii. varsınız, Tabii. madende varsınız, kağıtta varsınız, bilmem havacılık sektöründe varsınız. Havacılık sektöründeki o iddialar nelerdir? O bilmem uyuşturucuydu, uyuşturucuydu, bilmem ne iddiaları soruşturmaları nelerdi? Kim kapattı, nasıl kapattı? Hakkıyla mı kapandı? Hepsini buyurun açıklayın. Evet, e, açıklarlar. Yarın açıklarlar Ali İhsan Bey. Biz de çağrı yapalım. Açıklayın Ali İhsan Bey'in de tespitleri bunlar. Metehan Demir, Bülent Aydemir. Bakın Ali İhsan Bey suçladığınız gazetenin yazı işleri müdürü. Bakın net sordu. Bütün soruları net sordu. Eğer hakikaten gazetecilik yapıyorsanız, ben yaptığınızı düşünüyorum. Yapamazlar onlar. Sabah programında... Hayır yarın yaparlar, yarın yaparlar bu sorularını. Sabah programında Cumhuriyet Gazetesi'ni yani muhalefetin en önde giden gazeteyi Cumhuriyet Gazetesi'ni gazete küfürleri içerisinde gösterip akiti göstermeyen riyakarlar bunlar. Gazeteciymiş. Ne gazetecisi? Neyimin gazetecisi bu? Santral sahibi patronun çıkarttığı gazeteden gazete mi olur yani? Adam iş adamlığı, iş adamlığının üzerinden kalkmış... Gazetecilik yapıyormuş. Oradan da Akit'e laf saydıracak. Akit'e laf saydırıp üzerinden gidip Tayyip Erdoğan'dan gidip şunu bunu isteyecek. O arka planlarda nelerin döndüğünü de çok iyi biliyoruz biz. Kimseyi de çok fazla konuşturmaya kalkışmasınlar. Evet bu benim söylediğim de arkadaşlar kapatalım. Hakikaten çok değmez. Bence Bülent Aydemir yanlış yaptığını görür. Özür diler. Ee, ve kapanır. Allah'tan özür dilesin. Bizden falan da özür dilemesine gerek yok. Kur'an-ı Kerim yorumlarını, Diyanet'i de kattığına göre Diyanet'in yorumlarını dahi kabul etmiyor demektir. Diyanet'in ayetleri yorumlama biçimine çeki düzen versin diye bir ifadeden dolayı özür dilesin. Yoksa bizim Bizden özür dilemesi dilememesi falan çok önemli bir şey. Evet, ama ben yine söylüyorum bu cümlelerin arkasında hepsinde Erdoğan düşmanlığı var. Bunların evet, arkasında evet. Ak Parti düşmanlığı var. yerli ve, ya, Açık. Evet, yerli ve milli Türkiye düşmanlığı var. Türkiye'nin bölünmesi için planlamalar var. Türkiye'de Fetö'nün PKK'nın PYD'nin etkin olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı'nın NATO'nun her zamanki gibi, 70 yıl olduğu gibi tekrardan etkin olma mücadelesinin bir kırıntıları var e, bu cümlelerin arkasında. Yoksa akit feda olsun size derim ben yani. Öyle eyvallah, değil mi? Eyvallah. Yanlış mıyım Ali İhsan Bey? Aa, yani, aynısı, akit, aynısı, feda, aynısı. akit feda olsun, Fatih Dağıstanlı feda olsun. Yani Fatih Dağıstanlı da gider, Ali İhsan Bey de gider, Akit gazetesi de gider. Ama Türkiye'nin yerli ve milli duruşunu bu saatten sonra... Ee, sizin mücadeleniz engelleyemeyecek. Bakın bu kadar net söylüyorum. Engelleyemeyecek. Engelleyemeyeceksiniz. Beceremeyeceksiniz. Beceremeyeceksiniz. Reklamlar. Manşetlerin diline reklam arası verdik. Reklam arasının ardından belki ekranlarınızı yeni açmış olabilirsiniz diye gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte canlı yayına kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. E, şimdi hangi konu başlıklarıyla devam edelim derken bu kas tartışması devam ediyor Ali İhsan Bey. E, Hürriyet gazetesinin de birinci sayfasında e, Ahmet Hakan bir karikatür çizmiş. Görmedim karikatürü. Kendisi çizmemiştir de oradaki Latif vardı galiba, onun çizgisidir büyük. Evet çizgisidir. artık geldi Latif ee, artık hayatımızda e, iyi ki geldi e, renklendirecektir umarım hayatımızı çünkü hayatımız birazcık siyah beyazdı birazcık renkli olsun diyorum ama şöyle diyor İmamoğlu şarap içmiş ya bırakın kardeşim su su şu işleri Canan Hanım rakı sana ne su diyen de var diye bir e, şey kullanmış bu karikatürde. Verin arkadaşlar. Bir e, bu haber e, önemli. E, niye hep... Dün Ahmet Hakan'ın yazısındaki e, belirtilen ifadeleri bir anlamda o da karikatür olarak çizmiş. Bizi. Evet. Ama ben şu haberi önemsiyorum. E, Yeni Şafak gazetesinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten atılan 5831 çalışanın belediye önündeki eylemi 100. gününe girdi. Çalışanlar kendilerine destek verilmemesinden şikayetçi. Bakın haber Yeni Şafak gazetesinde. Ve işçiler orada sahipsiz 100 gün diye veriyor. Şimdi sahip çıkacak olanlar CHP'liler değil herhalde. CHP'lilerin de olması lazım. Yani CHP Genel Başkanı haksız yere tek bir kişi eğer işten atılırsa ben onun destekçisi olurum diye söz vermişti. He ben inanır mıyım onun sözüne? Ben inanmazdım. Ama inananlar çıktı ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. E, dolayısıyla bugün itibariyle eğer CHP Genel Başkanı bir daha seçime girecekse kendisi olarak veyahut da CHP olarak çünkü Genel Başkan sıfatıyla o sözü verdi. O taahhütte bulundu. CHP eğer 2021'de, 2023'te tekrar 2021'i yanlış söyledim. Vay efendim itiraf etti diye kimse de oradan bir kendisine malzeme çıkartmasın. Eğer 2023'teki seçimlerde tekrar CHP seçime girecekse bu e, buyurun bugün yüz gününü dolduruyor o işçilerin eylemi. Verdiği sözü tutsun Kılıçdaroğlu. O işçilerin yanına gitsin. Evet, e, gelelim filtre telaşı e, başladı. E, filtre telaşı başladı. Havayı kirleten 13 santral var, olağanüstü toplantı. Şimdi buradan da bir eleştiri var Ali İhsan Bey, o da şu. Yani bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiren AK Parti, bunu veto eden Cumhurbaşkanı ama Cumhurbaşkanı veto ettikten sonra alkışlayan AK Partili milletvekilleri. Yani ayrıntıya bakmadığın zaman ayrıntıyı görmek istemezseniz tabii böyle bir e, düz mantıkla e, çıkarımda bulunursunuz. Sözcü gazetesi siz göstermek istemiyorsunuz. Ben e, not almıştım Sözcü gazetesinin manşetini. O Sözcü gazetesinde altı tane beş tane milletvekilinin isimleri geçiyor. İşte Mahir Ünal vesaire diyerekten bunlar daha önceden e, sanki destek veriyormuş kanuna yani filtre takılması konusunda iki buçuk sene süre verilmesini destekliyorlarmış kanun çıkartılırken. Şimdi ise veto sonrasında yani Tayyip Erdoğan hayır iki buçuk yıl süre verilmesine gerek yok vetosundan sonra sanki bu AK Parti milletvekilleri ha ne güzel yaptı Tayyip Erdoğan diyerekten sanki bu sefer de yalakalık yapıyormuş gibi burada hemen çevirmişler. E peki şu milletvekillerinin hepsine bakıyorum. Hepsi Kahramanmaraş milletvekili ve hepsi Afşin Elbistan Termik Santrali var. Bizim çocukluğumuzdan beri işte Türkiye'deki termik santralleri sayın diyerekten coğrafya kitabında veya bilmem ne İlk herhalde o, o ilk, ilk, ilk 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 termik santral herhalde. Dolayısıyla oradaki vatandaşların da itirazlarına kulak vermiş Kahramanmaraş milletvekilleri. O zaman da destek vermemişler bu kanun teklifine. Şimdi de teşekkür ediyorlar Tayyip Erdoğan'a. Ama bu bilgi ayrıntısını vermeyen sözcü sanki değişik illerden bu kanun teklifine yani filtre iki buçuk sene ertelensin diyen kanuna evet diyenler şimdi Erdoğan hayır deyince onlar da hayır demişler gibi yalan yazıyorlar resmen yalan yazıyorlar. Bu milletvekillerinin yani Ahmet Özdemir, Habibe Öcal, Mehmet Cihat Sezal, Mahir Ünal hepsi Kahramanmaraş milletvekili e bu milletvekilleri Kahramanmaraş'taki o afşin Elbistan Termik Santrali'nin çevreye verdiği zararlar sebebiyle kendilerini duyarlı hissetmişler ve demişler ki ya bu süreyi vermeyelim. Kaldı ki ben bir ayrıntı daha vereyim. Hürriyet gazetesinde yanılmıyorsam bir yazar da yazmış o konudaki e, ayrıntıları. Ben dün NATO toplantısı için Londra'ya gitmeden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından da onun iz düşümlerini zaten aldım. Hande Fırat'ın yazısından bahsediyorsunuz. Büyük olabilir. Bahseden. Hande Fırat da Be Beto'yu gören aydınlandı. Hayır FETÖ'yü gören aydınlandı değil Bu Afşin Elbistan ve diğer termik santralleri A Aleyhissel üzerinden Bey, Sizde o kadar güzel ki ben VETO diye okuyorum siz FETÖ diye anlıyorsunuz Peki VETO'yu VETO'yu gö gören aydınlandı, aydınlandı. E, Oradaki o ayrıntı bilmiyorum Benim söylediklerimden sonra ben yazının çünkü içeriğini gördüm Başlığını falan e, dikkat etmedim Oradaki ayrıntılarda termik santral patronu kişiyle Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi var. Bakın, ayrıntıları verdiğin zaman Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için nasıl çalıştığının da delillerini yakalıyorsunuz. Ne yaptın diyor patrona? Termik santrale filtre takacaktınız. Daha önceden size süre verirdi. Ya işte diyor bize o termik santrale filtreyi takacağız ama biraz maliyeti var vesaire. Biraz daha süre verilirse. E daha şu an ne yaptın kardeşim diyor. Yani hangi adıma attın ki sen tekrar süre istiyorsun iki buçuk sene diyerekten tekrar soruyor Tayyip Erdoğan. Bunun üzerine diyor ki ya biz o zaman madem öyle bırakalım bu işi diyor. Bakın tehdide bakın. Bir patron, bir iş adamı nasıl bir cumhurbaşkanına bile kendi verdikleri söz gereği takmaları gereken filtreyi yani onların üzerinden bir şekilde et. Evet, Sedat Ergin'in yazısı olabilir. Evet evet. Doğru. Bu yazı. Olabilir. Orada ayrıntısı Cumhurbaşkanı Çıtay'ı yükseltti diye o ara başlıktan hatırlıyorum. Dolayısıyla burada Tayyip Erdoğan'ın çıkışına bakın. Yani ne Se yaptı? Sedat Ergin yalnız e, termikçi. Anladığım kadarıyla. yazdan onu anlıyorum. O ne anlatırsa anlatsın. Biz iz düşümüne 3 aşağı 5 yukarı Tayyip Erdoğan'ı da tanıdığımız için bir iş adamına nasıl çıkışabileceğini, hangi noktadan çıkışabileceğini, hangi milli menfaatler için neler söyleyebileceğini bildiğimiz için, bunun örnekleri Aydın Doğan'da da vardır, Türkiye'nin milli menfaatleri için Aydın Doğan'a neler söylediğini de biliriz. Yıldırım Demirören'e bir PKK ile ilgili sorun olduğu zaman ne dediğini de çok iyi biliriz. Dolayısıyla burada da o iş adamına, kardeşim çevre İnsanlar şikayetçi bu konuda. Sen ne yaptın? Şu ana kadar ne yaptın? Bu kadar zaman uzatmışız biz bu süreyi. Ne yaptın diye sorduğu zaman adamın hemen çıkarttığı kart şu. Bırakalım o zaman biz bu işi. Bakın köşeye sıkıştığı zaman 10 bin kişi işsiz kalır diyor. Ve 10 bin kişi işsiz kalır denildiği anda da Tayyip Erdoğan'ın sigortası atar kardeşim. Kasım Paşalı Tayyip Erdoğan'ın sigortası atar ve vetoyu yapıştırır. Eğer bir iş adamı bu ülkenin cumhurbaşkanını bir anlamda işsiz kalır insanlar diye tehdit etmeye kalkarsa o dakikada o cumhurbaşkanının sigortası atar. Ben o işsiz vatandaşlarıma bir şekilde iş bulurum. Ama sen bana somut olarak bugüne kadar bu kadar uzatma sonrasında ne yaptığını söyle dediği zaman bir cevap vermesi gerekirdi, e veremeyince evet, de... O zaman şu anlaşıldı. Şimdi bu açıklamanızdan ben şöyle anladım Ali İhsan Bey. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ertelemeden yanaydı. Yani en azından, er, 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 en azından er, o konuya sıcak bakıyordu. Eğer evet. iş adamları kendisine, evet şu adımı attık, tamam bu filtrenin tamamını hı hı. bitiremedik. Ama başladık, bize biraz bir 6 ay bir süre verin bize bir 7 ay, 8 ay süre verin bitmiş olacak bu demiş olsaydı bu kanunu veto etmeyecekti Cumhurbaşkanı. Ama karşısına geçip de ya insanlar işsiz kalır zaten işsizlik %14'e vurmuş. Sen buradan bir anlamda köşeye sıkışmışsın bize mecbursun diye bir tavır gördüğü an aynen EYT'lilere nasıl rest çektiyse Tayyip Erdoğan o iş adamlarına da resti çekmiş. Evet e, aslında tabii rest çekmek ten daha ziyadesiyle doğruyu. Doğru tespitte bulunmuş Ali İhsan Bey. Çünkü res çekti deyince sanki... Ya bana kalırsa bir beş ay, 6 ay daha verseydiler ne olur? Yani bu kadar zaman altı yıldır, yedi yıldır süre vermişsiniz. Gelmişsiniz, gelmişsiniz, gelmişsiniz. Kanunu da geçirmişsiniz. Yani şimdi mesela kanun teklifindeki o maddeyi... Çünkü bir torba kanun bu. Birden fazla maddesi olan, birden fazla konuyu organize eden bir kanun bu. Dolayısıyla o kanunun içerisindeki bir madde sebebiyle diğer kanunlar da şu an bekliyorlar. Bu çerçevede belki sadece küçük bir değişiklikle iki buçuk yıl değil de 5 ay 6 ay gibi bir süre verilmesiyle hem de bu şekilde mevcut işletenlere çok daha kolay şekilde olur çünkü o. Yeni bir ihale sürecinde şimdiden başladı sözcü hürriyet. Vay efendim bu ihaleler nasıl yapılacak şimdi diyorlar. Bakın Düne kadar çevre zehirleniyor, insanlar ölüyor, kanser şu kadar arttı diyenler, filtre takılmadı bu santrallere diyenler bir dakikada değiştiler. Şu an gündemleri şu, Tayyip Erdoğan termik santrallerin ihalesini yeniden yapacak, bu patronlara kapıyı gösterdi. Şimdi o ihaleler kimlere verilecek? Kardeşim senin derdin neydi? Derdin şuydu, Çevre zehirleniyor. İnsanlar ölüyor. Eğer o filtreyi takacak olan bir başka iş adamına veriyorsa o ihaleler kesin sesinizi oturun. He, şunu da tabii ki isterim. Bugünkü şartlardan da daha iyi şartlarla yani devletin kasasına girecek para miktarının da ekonomiye kazandırılacak imkanlar açısından da dünden en az yüzde bir daha iyi olması lazım. İlaveten filtrelerinde olması lazım. Evet. Ee, Ali İhsan Bey, e, sarımsak taneyle satılıyor. Satılmaya başladı. Bir, sarımsak konu. Iki, portakal e, indirimdeymiş yalnız. Yüzde on sekiz Dört lira, dört lira yani Ali yani. Bey. Dört liradan. Üç tanesi de bir kilo. Limon da inmiş. Üç, üç kilosu, inmiş. Üç kilosu bir, şey, bir kilo geliyor Ali İhsan Bey. Yalnız karpuzu göremiyorum markette. Ama var ama var var mı? var var. var. Benim, hali... benim gittiğim markette Aa, yok. Sizin, kavun da yoktu. Sizin Karpuz gittiğiniz da yoktu. E, markette e, ne satıyorlar onu hakikaten ben merak ediyorum. Bir gün adresini verin de biz izleyicilerle birlikte gidelim. Enflasyon çift tane. Disk 3.200 lira asgari ücret olmalı diyor. Ben diskin teklifini beğendim. Yani disk doğru bir teklifle gelmiş ama bir şartla beğendim. 3.200 lira olsun ama e, bu gıda da yiyecekte, giyecekte, giyecek de, sebzede, meyvede, e, ulaşımda zam olmazsa 3200 lira fena değil. Ama zam olacaksa ben e, 3200 liranın da az olma ihtimalini gördüğüm için 1500 lira teklif ediyorum ben Ali İhsan Bey. 1500 lira yapalım. uçlarda dolaşıyorsunuz. Düşürelim. İfrat ve tefrit. Düşürelim bu işi diyorum. Düşürelim. Bu e, şeyi düşürelim. Eee de haberiniz var o zaman. Yani yani gazetelerde yok ama Çift hem Cumhuriyet Gazetesi vermiş haber Türk de sabahleyin hemen bizim özel haberimiz de var bu konuda diyerekten hem Cumhuriyet eşliğinde verdi haberi hem de kendilerinin özel hazırladıkları haberlerde enflasyon tek haneli rakamlara indiği zaman görmeyenler şimdi çift haneli rakamlara çıktı diyerekten adeta sevindirik olaraktan veriyorlar ki o çift haneli rakamlar dedikleri de %10.5. Evet. Yani %10 Yarın konuşacağız inşallah Ali İhsan Bey bütün bunları. Ee, yarın e, ilginç de bir gün Perşembe değil mi? Perşembenin gelişi bugünden belli olur Ali İhsan Bey buyurun. Yarın buluşmak ümidiyle inşallah diyorum. <laughs>